Aksa Süper Ligi 8. hafta karşılaşmasında Türk Ocağı ve Yeşilova takımları karşı karşıya geliyor. İki takım, başınız sağ olsun ve seni unutmayacağız Sultan Baba kalbimizdesin pankartıyla oyun alanına çıktı. Karşılaşmayı Emre Öztaş yönetiyor. Engin Akkagün ve Mehmet Can Elli yardımcıları. Dördüncü hakem olarak Mustafa Torun görev yapıyor bugün. Yine 20 Temmuz stadındaki bu önemli karşılaşmada. İki takım da haftalardır 3 puana hasret karşılaşmaya Türk Ocağı takımı başladı. İlk atak Alsancak Yeşilova takımından gelişecek. Kendi yarı sahasında paslaşıyor Alsancak Yeşilova futbolcuları. Uzun gönderilen top savunma arkasına, sağ kanattan gelişecek atak. Şimdi sol taraftan geliyor Türk Ocağı Lima sol takımı. Ceza sahasında yapılan orta, Ertaç pozisyonun içerisinde. Ertaç vuruşunu yaptı. Kaleci Dursun Cem Ateş başarılı bu pozisyonda. Sol tarafa gönderilen uzun top Abdullah'la geliyor Alsancak Yeşilova. Ceza sahasında orta. Billy aldı topu, sağ tarafa gönderdi. Cemal Yaşin Ses yerden düzgün bir vuruşla topu alara gönderdi. Ve 16. dakikada Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçti. Golü tekrar izliyoruz. Billy'nin pası ve Cemal Yaşin Ses'in yerden sert vuruşuyla 1-0 öne geçiyor Alsancak Yeşilova. Köşe atışı kullanıldı. Ceza sahasına gönderilen top. Hiçbir futbolcu dokunamadı. Arka kale direğine doğru açıldı. Atak sürüyor Alsancak Yeşilova adına. Fidelis uzaktan kaleye vurdu. Kaleci Oğuzhan başarılı. Burada çıkarken kaybedilen top. Silla aldı topu. Paslaşarak geliyor Türk Ocağı futbolcuları. Ertaç, Hikmet karşı karşıya ceza sahasında. Hikmet vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 27. dakikada eşitlik golünü buldu Türk Ocağı Limassol. Ertaç'ın pası ve Hikmet'in golü 27'de 1-1'lik eşitlik geldi karşılaşmaya. Sol taraftan geliyor Türk Ocağı Limassol. Uzun gönderilen top Silla'ya doğru. Ceza sahasında Silla. Silla orada bir müdahale. Karşılaşmanın hakemi devam dedi bu pozisyonda. Penaltı bekliyordu Türk Ocağı futbolcuları. Billy uzaktan vuruş Billy. Kaleci Oğuzhan. Dışarı gidiyor top. Serbest vuruş organizasyonu. Billy dokundu. Fidelis'in vuruşunda. Dışarı gidiyor top. Alsancak Yeşilova serbest atışında. İlk yarıyı bitirdi Emre Öztaşlı. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Bir birlik eşitlik vardı ilk yarıda. Kendi yarı sahasından çıkacak şimdi Alsancak Yeşilova takımı. Uzun topla çıkmaya çalışırken kaybedilen top. Tekrar Alsancak Yeşilova futbolcularına kaldı. Pres var Türk Ocağı futbolcularından. Kaleci Dursun Cem Ateş'in uzun gönderdiği top. Alsancak Yeşilova atağına dönüşüyor. Ceza sahasında vuruş. Kaleci Oğuzhan başarılı bu pozisyonda. Türk Ocağı takımı atağı. Yerden vuruş. Seken top. Kaleci Dursun Cem Ateş. İki hamlede topu kontrol etti. Yine gelişiyor Türk Ocağı atağı. Silla ceza sahasına girdi sol çapraz. Silla ortasını yaptı. Ertaç'ın vuruşunda dışarı gidiyor top. Net bir pozisyondu Türk Ocağı Limassol adına. Ceza sahasına gönderilen top. Kafa vuruşu kaleci Oğuzhan. İki kalecinin de kritik kurtarışları var. Alsancak Yeşilova takımı köşe atışı kullandı. Arka kale direği. Orada çizgiden çıkarılan top sonrasında vuruş ve top ağlara gitti. 66. dakikada Vakkas takımını 2-1 öne geçirdi. Vakkas Kaynarca ve gol sevincini taraftarlarıyla yaşıyor Alsancak Yeşilova futbolcuları. Gelişen Türk Ocağı Limassol atağı. Musa hareketlendi ceza sahasına. Bu pozisyonda bir penaltı beklentisi vardı. Devam dedi karşılaşmanın hakemi Emre Öztaşlı. Alsancak Yeşilova takımı gelişecek atağı şimdi. Fidelis vuruşunu yaptı. Kaleci Oğuzhan iki hamlede kontrol etmeyi başardı topu. Yine gelişiyor Alsancak Yeşilova atağı. Fidelis ara topu attı. Orada bir faul beklentisi var Alsancak Yeşilova futbolcularından. Faulü verdi Emre Öztaşlı. Şimdi yine Alsancak Yeşilova atağı. Etkili geliyor bu dakikalarda. Alsancak ekibi vuruş. Dışarı gidiyor top. Serbest atış kullanıyor Türk Ocağı. Burada bir müdahale elle ve karar penaltı. Emre Öztaşlı'nın itirazlar var.
Alsancak Yeşilova futbolcularından içeride mi dışarıda mı yoksa el kapalı mı açık mı tartışmalar arasında penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada Emre Öztaşlı Ertaç geldi. Vuruşunu yaptı Dursun Cem Ateş. Sonrasında Ertaç kafa vuruşunu yaptı. Üst direkten geri döndü top ve bu pozisyondan yararlanamadı Türk Hoca Ali Masol. Gelişen Alsancak Yeşilova atağı vuruş. Dışarı gidiyor top. Net bir pozisyondu burada. Karşılaşmanın hakemi Emre Öztaşlı maçı bitiriyor. Alsancak Yeşilova 5 maç sonra galibiyetle tanışırken Türk Hoca Ali'de galibiyetle tanışamıyor.